Roma İmparatorluğu kavimler göçü ile karışıklık devresine girip ikiye bölünmüş ve 476 yılında batı kısmı parçalanmıştı. Doğu yarısı yani Bizans 5. yüzyıldan 6. yüzyıla geçerken bu durumu zor da olsa atlatabilmişti. Şimdi batı topraklarının kurtarılması için yoğun bir mücadeleye girişilebilecekti. Bunu yapacak olan kişi Justinianus olacaktı. Justinianus, bugünkü Sırbistan'da Makedonya arasında yer alan bir köyde 481 yılı civarında doğmuştur. Amcası Justinianus'un orduda muhafız kuvvetlerinin başında olmasından dolayı amcası onu da başkent Konstantinopolis'e getirtti ve çok iyi bir eğitim almasını sağladı. Justinianus 518'de geçit töreni muhafızı subayı oldu. 521 yılında da konsül seçildi. Amcası Justinianus komutanlığı sayesinde tahta geçtikten sonra Justinianus önce senatör, sonra oğul ve daha sonra da müşterek imparator oldu. Justinianus oldukça sert ve karizmatik bir liderdi. 523 yılında müşterek imparator ilan edilmesinden sonra amcası İmparator Justinianus'un ölmesiyle birlikte İmparator Anastasius döneminin mali politikaları sayesinde ağzına kadar dolu bir imparatorluk hazinesiyle karşılaştı. Justinianus döneminin en önemli olaylarından biri Nike isyanıdır. İsyanın en önemli nedeni imparatorun at yarışlarındaki gruplardan mavileri desteklemesiydi. Ancak hükümdar olduktan sonra bu grupların nüfuzundan kurtulmaya çalışması halkta huzursuzluk yarattı. Ayrıca yüksek askeri harcamalar ve artan maliyetler nedeniyle rakip olan Mavi ve Yeşil Partiler birleşerek ayaklanmayı başlattılar. Ayaklanmanın parolası Grekçe fethetmek ve zafer manasındaki Nika'ydı. İsyancılar şehrin önde gelen binalarını yakıp yıkmaya başladılar. Bunları arasında Ayasofya ve Aya İrini ile sarayın ana kapısı da vardı. İmparator için her şey çıkmaza girmişti. Tam pes edeceği sırada karısı Theodora'nın bir hükümdar için tahttan daha güzel bir mezar olamayacağı ve imparatorluk giysisindeki erguvanlı rengin kefene yakışacağı yönündeki cesaret verici konuşması sayesinde İmparator Justinianus harekete geçerek öncelikle Asitlerin Birleşmiş Cephesini müzakerelerle parçaladı. Ve meşhur komutanı Belisarius'da imparatorla sadık bir savaş birliğiyle hipodroma salarak şaşkına dönen Asitleri kılıçtan geçirdi. Kaynaklara göre bu korkunç katliamda 30 ila 35 bin kişi hayatını kaybetmişti. Ayasofya başta olmak üzere başkentte birçok eser tarih olup yıkılmıştı. İsyanın bastırılmasından sonra yıkılan bu eserlerin yerine yenisi ve hatta daha iyisi yapılacak, başkent adeta şantiye alanına dönecekti. İsyanın bastırılmasından sonra İmparator Justinianus gözünü eski Roma topraklarına çevirdi. Çünkü o da kendisini önceki Bizans imparatorlarında olduğu gibi batıdaki eski toprakların varisi görüyordu. Nika ayaklanmasının bastırılmasından sonra muhalefet büyük ölçüde tasfiye edilmişti. Bu da büyük bir hareket serbestliği sağlamıştı. İmparator sefere çıkmadan önce doğu sınırını güvence altına aldı. Bunun için Sasanilerle 532 yılında bir barış anlaşması imzalandı. Ayrıca bu anlaşma ile günümüzde Türkiye ile Gürcistan arasında bulunan Lazike Krallığı üzerinde de Bizans kontrol sahibi oldu. Bu sayede Asya pazarlarının ve Çin ibeğine erişimde garantilendi. Justinianus gözünü ilk olarak Kuzey Afrika'ya çevirdi. Afrika, 5. yüzyıl ortalarından bu yana kıtaya İberya üzerinden inmiş bir Cermen kabilesi olan Vandallar tarafından 429 yılından beri kontrol edilmekteydi. Afrika'nın kuzeyindeki pek çok şehir ve hatta Batı Akdeniz'deki adaların çoğu başkent Kartaca'dan kontrol edilmekteydi. Vandal donanması yeniden fetih çabalarına karşı koyabilecek bir durumdaydı. İtalya ve hatta Yunanistan sahillerini tehdit ediyordu. Eski Vandal kralı Hilderik'in yardım çağrısı üzerine Justinianus, Belisarius önderliğindeki 5000 süvari ve 10.000 piyadan oluşan Bizans ordusunu Konstantinopolis'ten gemilerle yola çıkardı. Roma ordusunda 6. yüzyılda klasikleşmiş bir şekilde barbar sayısı yerli askerlerden daha fazlaydı. Özellikle bu seferde yer alan süvarilerin neredeyse hepsi Hun askeriydi. Bizans ordusu karaya ayak bastığından habersiz olan Vandallar, kralları Gelimer önderliğinde bu esnada Kartaca'da bulunmuyordu. Ani bir baskınla Belisarius, Kartaca yakınlarına gelince savaş başladı. Ancak Vandallar bu savaşta kısa sürede yenik düştü ve Belisarius şehri girdi. Görkemli Afrika şehri Kartaca yeniden Roma hakimiyetine girmişti. Ancak başta Vandal kralı Gelimer olmak üzere ordusu hala ayaktaydı. Belisarius da onların geri geleceklerini bildiğinden Kartaca şehrinden ordusuyla çıkıp
Gelimer ve yeni kuvvetleriyle açık alanda karşılaştı ve onları tekrar yendi. Bu savaşta Vandal kralı esir alınarak başkent Konstantinopolis'e getirtildi. Ancak daha sonrasında bölgede Bizans hakimiyetine inatla karşı koyan Berberi kabileleriyle bir gerilla savaşı vuku bulacaktı. Bizans ordusu Berberileri durdurmak için bugün bile bir kısmı hala ayakta olan güçlü bir savunma duvarı inşa ettikten sonra Afrika'dan ayrıldı. Belisarius daha sonrasında Sardinya, Korsika ve Balear adalarını ele geçirmeye başardı. Bundan sonraki hedef, kaybedilişinden bu yana hiçbir Bizans imparatorunun vazgeçemediği İtalya olacaktı. Kavimler göçünün batıya yönelttiği bir diğer toplum da Gotlardı. İki gruba ayrılan Gotların, Ostrogotlar kolu İtalya'da Batı Roma İmparatorluğu'nun varlığına son vererek Teodorik önderliğinde güçlü bir devlet kurmuşlardı. Teodorik'in ölümünden sonra Bizans, İtalya konusunda kendini inisiyatifi ciddi bir şekilde ele alacak kadar güçlü hissetmişti. Justinianus, Afrika'daki başarıların ardından Belisarius'u bu sefer İtalya'ya gönderdi. 535 yılında Belisarius, bu defa 7500 kişiden bile daha az bir orduyla Sicilya'dan karaya çıkarma yapıp burayı kısa sürede ele geçirdi. Ancak Belisarius, 536 yazına kadar İtalya anakarasına iklim başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı ayak basamadı ve de kuzeye doğru ilerleyemedi. 536 yazında havanın ve şartların elverişli olmasından sonra Bizans ordusu harekete geçti ve Napoli'yi kuşatarak şehri ele geçirdi. Napoli halkı bu kuşatmada teslim olmayıp Ostrogotlar ile birlikte şehri savunduklarından dolayı şehir yağmalandı. Bundan sonra kuzeye yönelen ordu 536'da Roma'ya girdi. Napoli'ye olanları bilen Papa Silverius, Roma'nın da aynı kaderi paylaşmaması için şehrin kapılarını Belisarius ve ordusuna açmıştı. Ancak Gotlar kolay pes etmemekteydi. Roma'nın düşmesinden sonra merkezlerini Kuzey İtalya'daki Ravenna kentine taşımışlardı ve kendilerine seçtikleri yeni liderleri Vitiges ile Roma üzerinden Bizans'a karşı saldırıya geçmişlerdi. Kıtlık ve moral düşüklüğü Bizans'ı yıpratırken Belisarius'un kontlarından biri olan süvarici Ioannes, 2000 kişilik süvariyle başkenti Ravenna yakınlarına gönderdi ve buradaki Armium kenti Bizans tarafından ele geçirildi. Roma kuşatmasıyla uğraşan Gotlar, bu haber üzerine Ravenna'nın da elden gitme ihtimaliyle apar topar kuşatmayı kaldırdı ve düzensizce geri çekilmeye başladılar. Belisarius da bu fırsatı değerlendirmek üzere şehirden çıktı ve geri çekilmekte olan Gotlara arka arkaya vurgunlar yaparak onlara büyük kayıplar verdirdi. Roma kurtulmuştu. Fakat şimdi asıl sorun Ravenna'nın yakınındaki Ariminum'du. Zaten asker sıkıntısı çeken Bizanslı kumandan Belisarius, 2000 kişilik süvari birliğini de kaybetmek üzereydi. Bu sırada Justinianus, baş adamı Narses'i Belisarius'un yanına yolladı. Narses'in gelişiyle Ioannes ile 2000 kişilik süvari birliği kurtarıldı. Ancak bütün kredi Narses'e mal edildi. Ravenna kentini kuşatmaya başlayan Belisarius'a Gotlar tarafından Batı Roma tacı önerildi. Justinianus'a sadık olan Belisarius bu teklifi savaş hilesi olarak kabul etti ve Ravenna'nın kapıları kendisine ve ordusuna açıldı. Tüm ordu şehre girdikten sonra ise her şey için çok geçti. Ostrogotlar oyuna gelmiş ve Ravenna Bizans tarafından ele geçirilmişti. Ancak Justinianus komutanının kendisini İtalya'da kral ilan edeceği yönünde çıkan haberler üzerine Belisarius'u geri çağırdı ve ona Konstantinopolis'e döndüğü zaman bir tören dahi düzenlemedi. 540'lı yıllara gelince ise 540'lı yıllar imparatorluk için adeta bir felaket yılıydı. Sasani kralı 1. Hüsrev Bizans'a yaptığı barışı bozarak Bizans'ın ikinci büyük şehri olan Antakya'yı ele geçirdi ve Kuzey Suriye'deki kentleri yağmalayarak ülkesine geri döndü. 542 yılında yaşanan veba salgını imparatorluğu adeta perişan etti. Yine bu yıllarda Tuna Nehri'nin kuzeyinden sınav akınları da imparatorluk işlerine doğru başlamıştı. Justinianus, doğudaki barışı yine Sasanilerle bir miktar haraç ödeyerek sağladıktan sonra yönünü yine İtalya'ya çevirdi. Çünkü Ostrogotlar kendilerine seçtikleri yeni liderleri Totile ile beraber İtalya'da pek çok bölgeyi yeniden ele geçirmişti. Belisarius, İtalya'ya çok az askerle tekrar gönderildi. Ancak asker sayısındaki yetersizlikten dolayı bu defa başarı elde edemedi. Bunun üzerine Belisarius'un yeri baş adım Ermeni asıllı Narses ve onun büyük ordusuyla yer değiştirdi. Bizans ve Ostrogotlar 552 yazında karşı karşıya geldiler.
Bu savaşta Ostrogotlar büyük bir yenilgiye uğradı ve liderleri Totila savaşta hayatını kaybetti. Kalan Got kuvvetleri güneye doğru kovalandı ve Napoli bölgesinde Gotları kesin olarak yenen bir savaş hukuku buldu. Narses, İtalya'da kalarak kuzeyden Frank istilasını püskürterek sınırları kontrol altına aldı. 551 civarında İspanya'da bir Visigot asilzadesi Atanagild'in yardım çağrısı üzerine Bizans, 552'de neredeyse 90 yaşında olan Liberius'un komutasındaki bir orduyu İspanya'ya gönderdi. İmparatorluk ordusu, İberya Yarımadası'nın güneydoğu bölgesini almaya başararak burayı bir eyalet haline getirdi. Savaşların hem maddi hem de manevi yükü çok ağır olmuştu. Sadece Bizans ile Ostrogotlar arasındaki savaşta, söylendiğine göre 300 bin erkeğin kaybı ve Milano kentinin yıkımı, 3 kez kuşatma yaşayan Roma'nın gerçek anlamda boşalması ve kırsal kesimde çok yaygın bir açlık ile sonuçlanmıştı. Savaşın sonunda bu olumsuz etkiler sanata ise aksi yönde etki etmişti. Bazı tarihçilere göre İtalya'nın alınmasıyla eski çağ bitti, orta çağ başladı ve hiç şüphesiz bu durumun da en güzel örneği İstanbul kentinde bulunan Ayasofya'ydı. Döneminde putperestlerin sayısının çok az olmasına rağmen bilim ve kültür alanında putperestlik hala pek nüfusluydu. Justinianus putperestlerin elinden öğretim hakkını alarak putperest neopolitinizmin yuvası olan Atina Akademisi'ni 529 yılında kapattı. Kovulan bilginler İran sarayına giderek Grek kültürünün meyvelerini buraya taşıdı. Okulun yüzyıllara dayanan mal varlığı müsaade edildi ve ilk çağın 7 bilgisinin son temsilcileri İran'a sürüldü. Atina, bundan sonraki geçmişte kültür merkezi olma vasfını yitirecek ve sıradan bir taşra kenti olarak varlığını idame ettirecekti. Justinianus, İmparator Theodosius'tan sonra Doğu ve Batı'yı birleştiren son hükümdardı. Ancak bu mücadele döneminde Bizans hazinesi sonuna kadar tüketilecek, kısa süre sonra büyük mali krizler baş gösterecekti. Bir asır geçmeden alınan toprakların çoğu bir daha Bizans'ın olmamak üzere kaybedilecekti. Dönemin ünlü generali Belisarius ile aynı yıl olan 565 senesinde hayatını kaybeden İmparator Justinianus'un izleri bugün İstanbul'da Ayasofya ve Ayı İrini, İtalya'nın Ravenna kentinde San Vitale, San Apollinare Nuova ve San Apollinare Classe'de hala gözükebilmektedir.